Herkese iyi akşamlar. Esas mesele de bu hafta yine sıcak gündemi değerlendireceğiz. İç siyasette neler oluyor bunları değerlendireceğiz. Yine kalabalık hareketli bir günü geride bıraktık. Yanımda konuklarım CHP milletvekili Sayın Özgür Karabat ve gazeteci Sayın Güventürk Görgül var. Hoş geldiniz. Ben hemen girmek istiyorum. Çünkü yani çok fazla konuşacağımız konu var. Gündemde çok fazla tartışma var. Dilerseniz son birkaç haftayı kaplayan eylemlerle başlayalım. Oturma eylemleriyle, HDP'nin önünde oturan annelerle, AKP'nin önünde oturmak isteyen ama oturamayan annelerle. Ve bu gündemle başlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi yaklaşık 2 hafta bitti sanırım. HDP'nin önünde oturan bizim çocuklarımız dağda bu konuya bir çözüm bulun diyen anneler var. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Anneler oraya gitti. Ardından hükümet yetkilileri gitti. İçişleri Bakanlığı düzeyinde Çalışma Bakanı gitti. Bu şu demek mi aslında? Yani bu sorunun çözücü bir ismi varsa o da HDP'dir demek mi? Yoksa bu hükümetin asli görevidir. Bu yüzden HDP yanlış adres midir? Ne söylemek istersiniz? Nerede eylem yapacağını biz karar veremeyiz. Yani onlar seçerler, giderler. HDP'nin önüyse HDP'nin önü doğru yerdir onlar için. Fakat tabii hükümetin bunu, yani İçişleri Bakanı'ndan gidip HDP'nin önünde eyleme katılması düşündürücü bir şey yani. O yani bunun adresi ya da bu çocukları kurtarmanın adresi HDP midir? Yoksa hükümetin kendisi midir? Yani çözüm yeri olması gereken birilerinin, çözüm üretmesi gereken birilerinin gidip bir yerde eylem yapması, annelerle birlikte hadi tamam destek veriyorlar vesaire ama biraz saçma ve abartılı bir durum yani. Buradaki mesele işte uzun zamandır süre bu HDP'nin biraz marjinalleştirilmesi, siyaset yapamaz hale getirilmesi meselesinin bir parçası. Şimdi bu şeyde anneler HDP'nin önünde anneler üstünden bir siyaset geliştirildi. Ya bu çok da doğru bir siyaset değil yani. Şimdi çünkü hani Türkiye'de alışılan böyle artık kanıksanmış bir haksızlık çifte standart durumu var. O çifte standartın anne eylemlerine sirayet etmiş halini şimdi görüyoruz. Yani cumartesi anneleri işte şey yapılırken, işte Galatasaray Meydanı'ndan uzaklaştırılırken, gaz çıkılırken vesaire. Öbür tarafta devlet tarafından desteklenen, işte kumanya dağıtılan filan böyle gayet iyi koşullarda eylem yapması sağlanan bir grup var. Veya başka anneler gidip şeyin önünde, bakanlık önünde, İçişleri Bakanlığı önünde tepkilerini dile getirmeye kalktıklarında hemen sizi tutuklarız tehdidiyle karşılaşıyorlar. Şimdi bütün bu şey çifte standart hani zaten hayatın her kesimine her anına yansımış durumda Türkiye'de. Yani birisi bir laf ettiği zaman işte bazısı hükümete Cumhurbaşkanı'na hakaret oluyor. Diğeri laf ettiği zaman ifade özgürlüğü oluyor. Yani bu işte iş paylaşımında, işe alımda, imar hakkının paylaşımında vesaire vesaire hep zaten böyle bir çifte standartta gidiyor. O çifte standartın bir yansıması. Bunu da araçsallaştırıyor hükümet. Yani HDP'yi nasıl siyaset üretemez hale getiririz? Nasıl siyaset yapamaz hale getiririz? HDP'nin oy oranını nasıl eritiriz? Üstünden yapılan bir çaba. Ama yani doğru olmadığını zaten ortada yani herkes de bu yönden eleştiriyor. Bu hani toplumda başka kutuplaşmalara neden oluyor. Başka toplumda başka çatlaklara neden oluyor vesaire vesaire. Yani bir sadece oy için yapılan bir hareketin ya da bu organize edilen bu eylemin başka komplikasyonları oluyor toplumda. Bu sefer başka noktalarda çeşitli kutuplaşmalara vesaire ve yani sonuçta toplumun dengesi ve huzuru bozuluyor yani bu tür eylemlerle ve bu çifte standart daha da giderek derinleşiyor herkesin gözü önünde. Bugün olanlarda işte İçişleri Bakanlığı falan önündeki eylemler bunun bir parçasıydı yani bunu böyle şey yapmak lazım yani hükümetin HDP'ye yönelik bir operasyonlarından bir tanesi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz evet. Özgür Bey?
Tabii. Şimdi 15 Temmuz sürecinde çocukları yani yargılanan aileler de, erlerin aileleri de hem İçişleri Bakanlığı'na hem Ankara'da hem İstanbul'da AKP il binasının önüne gitmeye çalıştılar. Ve madem parti binaları bu işin adresidir diye açıkça beyan ederek de oraya gelme sebeplerini açıklıyorlar. Ama yani neredeyse gözaltına varan uygulamalar, polis müdahalesiyle uzaklaştırmalar, keza KHK ile işini arayan bir işçi, karıştırmıyorsam Cemal Yıldırım sanırım, 3 defa gözaltına alınıyor. Yani bu çifte standart, bu hükümetin durumu nedir totalde? Yıllardır falan, yıllardır Türkiye'de bir AKP il merkezinin, ilçe merkezinin önünde eylem yapamazsınız yani. Bu çünkü yeni bir mesele değil yani. Yıllardır böyle yani. 3 kişinin toplanmasına izin verilmez herhangi bir AKP merkezinin önünde. Tabii. AKP'nin önünde eylem yapmak mümkün değil. Şöyle düşünebiliriz. AKP'nin önünde, Amerikan konsolosluğunun önünde eylem yapamazsınız uzun yıllardır. Ama bir şeyi vurgulamakta fayda var. Elbette ki bir annenin evladından haberdar olması, ona kavuşmak isteği, nerede olduğunu bilmek istemesi, akıbetini sorgulaması son derece de doğal, insani bir duygudur. Kimsenin buna karşı çıkması gibi bir şey yok. Bir anne, oğlu işten yarım saat geç gelse bile onu merak eder. Bu çok doğal, insani bir duygudur ve bence de kutsal bir duygudur. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Ama az önce Güven Türk Bey'in de altını çizdiği üzere, hiçbir anneyi diğerinden ayırmaya da kimsenin hakkı yoktur. Bu çok net bir şekilde ortadaki AKP toplumu bütünüyle ikiye böldüğü gibi zaman zaman her vesilede kendi çıkarına göre ayrı ayrı parçalara ayırmayı bir tercih olarak, özellikle bilinçli bir tercih olarak kurguluyor. Ne zaman HDP'nin önünde anneler eylem yaptı ve ne zaman kuvvetli bir şekilde toplumun gündemine özellikle AKP'li medya tarafından ve AKP'nin üst düzey siyasetçileri bakanlar tarafından getirilmeye çalıştı. Bunu dikkatlice incelediğimizde özellikle kayyum uygulamaları sonucunda bu sürecin hızlandığını gözlemliyoruz. Buradaki temel olgu elbette ki HDP'nin seçmenle bağlantısını koparmak olduğu kadar HDP'yle beraber demokratik bir zeminde siyaset yapmak isteyen diğer unsurları da onlardan koparma isteğini de barındırıyor. Hepinizin bildiği gibi son İstanbul seçimlerinde ve Türkiye çapındaki bütün yerel seçimlerde HDP seçmeni ya da Kürt seçmeni, HDP'li olmayan Kürt seçmeni de ağırlıklı olarak AKP'ye değil, onun karşıtı partilere oy verdi. Dolayısıyla AKP bu zeminde aynı anda hem Kürt seçmenin hem de daha önce belki de milliyetçi muhafazakar diyeceğimiz seçmenin nasıl birleştiği konusunda ciddi kafa yoruyor ve burayı çatlatmak istiyor. Bir kere bunu görmek lazım. Yani Türkiye'deki demokratik zeminin genişlemesine izin vermek istemiyor. Böyle bir hedefi var. Annelerde de tavrı bu. Ama daha ileri gidiyor. Belki de geleneksel olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihi boyunca hiç yapmadığı bir şey yapıyor. Bir protesto yapıyor devlet mesela. Eskiden devlet kimi protesto ederdi? Büyükelçiliklere nota verir. Devletlere protesto eder. Ama şimdi devlet kendi kanunla kurulmuş bir siyasi partiyi protesto etmek istiyor. Üstelik bunu o siyasi partinin de güvenliğini almakla sorumlu olan bir bakan aracılığıyla gerçekleştiriyor. Ve bunun ciddi anlamda sorgulanması gerekiyor. Bu da yetmiyor. Sivil toplumun ciddi anlamda parçası olması gereken sanatçıları aslında devletleştirerek ve onları kendi alanlarını koparak başka bir zemine doğru sürüklemek istiyor. Şu soruyu sormak herkesin hakkıdır. 750'yi geçen haftadır cumartesi anneleri eylem yapıyor. Şimdi şöyle bir şeyle vurgu yapmam lazım. Cumartesi anneleri eşittir HDP'dir lafı da aslında Türkiye'deki demokrasi tarihini bilmemektir. Onu da söylemek istiyorum. Cumartesi annelerinin birçoğu daha önce Türkiye'deki başka demokratik hareketlere mensup kişilerin anneleridir. Evet. Sadece HDP'li aileler değildir. Başka sosyalist unsurların aileleridir. Hatta sosyalist olmayan aileler ama solcu olan çocukların aileleridir. Belki dolayısıyla orayı sadece HDP'liymiş gibi anlatmak da aslında az önce bahsettiğim toplumun demokratik zeminde bir cephe tarzında birleşmesinde önünü kesmekle eşdeğerdir. Ve son olarak hepinizin de bildiği gibi AKP önünde yapılan KHK mağdurları ailelerinin eylemleri var ve bunun yanı sıra mahkum ailelerin eylemleri var. Harp okulu ailelerinin mensuplarının ailelerinin yaptığı eylemler var. Şimdi bütün bunların hepsini eğer anne kutsiyetiyle anlatacaksak hepsine devletin eşit mesafede olması gerekir. Ama en önemlisi
sorunu çözmesi gerekenlerin protesto etme hakkında olmadığını bilmemiz gerekir. Bu vesileyle KYK ile ilgili bir şey söylemek isterim. KYK'lılar haklarını arıyor. Şimdi devlet diyor ki aklan gel diyor. Aklan gel ben seni görevine iade edeyim diyor. Birincisi devletin suçlu olduğunu ispat etmesi gerekir. Yani bir kişinin suçsuz olduğunu ispat etmesi diye bir şey olabilir mi? Hukukun temel karinesi suçun ispat edilmesidir. Devletin suçun suçlu olduğunu ispat etmesi gerekir. Ama kişiye diyor ki sen aklan gel. Aklanıp gelenler oluyor ama yine işine iade edilmediğine de hep beraber tanıklık ediyoruz. Bu da başka bir çizgi olarak hepimizin önünde duruyor. Netice itibariyle gözyaşıyla siyaset yapanların uzun süreçte başarılı olamayacağını hepimiz tarih boyunca gördük. Burada da bunu göreceğiz. Şöyle bir yorumda bulunabilir miyiz? Yani hükümet sorunu çözmektense HDP'nin önüne gitmeyi tercih etti. Bu aslında bir itiraf mıdır? Bu sorunu biz yıllardır çözemedik itiraf mıdır? Yoksa biraz daha farklı bir bakış açısıyla aslında çözmedik, sürüncemede bıraktık. Bugün de manipüle ederek yani, tekrar kamuoyuna sunuyoruz mudur? Biraz özür kabahatinden büyük olma pozisyonudur. Yani devletin bu durumda hani bir sorun çözemedik de bir itirafta bulunmak gibi bir erdemliliği yok. Bazen tarihsel eleştiri yapması, devletin kendine eleştiri yapması çok pozitif bir şeydir. Ama burada böyle bir durum yok, onu söylemek gerekir. Tam tersine suçu ve sorumluluğu bir algı yönetimiyle toplumu bir illüzyonist sistemle başka yönlere yönelirme isteği var. Gerçekten uzaklaştırma isteği var, bunu görmek gerekir. Bu konuyla yakın olarak yine HDP'nin hedef alındığı bir konu olarak kayyımlar aslında yaklaşık bir ay oldu üzerinden geçti büyük şehirlere atanan kayyımların. Ama güncel olarak ilçelere kayyımlar atanmaya devam ediyor HDP belediyelerine. Vazgeçmiyorlar bu tavırdan. HDP önünde eylem yapanları desteklemekle, kayyımları devam ettirmekle, yani HDP'yi hedef gösterme siyasetiyle, hatta Özgür Bey altını çizdi, HDP ile ittifak zemininde olanları da hedef göstermek şekliyle saldırgan ve manipülatif bir siyaset izliyorlar. Bu siyaseti çok uzun zamandır izliyorlar. 1 Nisan'dan önce de bunu yaptılar, 23 Haziran öncesi de bunu yaptılar, sonrası da bunu yaptılar. Bundan belli ki bir medet umuyorlar. Ama siz toplumu nasıl gözlemliyorsunuz Güven Türk Bey? Bu siyaset kâr edecek mi? HDP'yi bu kadar kriminalize etme çabası fayda verecek mi AKP açısından? Ya şimdi herkes şunu söylüyor. Madem HDP bu kadar bir yani suç merkezi haline gelmiş, o zaman kapatma davası açın. Evet, doğal olarak yani o zaman niye kapatmıyor? Yok, o kapatılmıyor. Çünkü yani bu şeyi, meseleleri bu şekilde ortada bırakıp bunu sonra istismar etmek gibi bir politika gibi. Şeyleri var. Politik olarak bir yöntemleri var yani. HDP için de aynısını yapıyorlar. Buradaki mesele olası bir erken seçim veya işte seçime kadar HDP'nin ve HDP'nin yapacağı üstü örtülü veya açık ittifakların seçmen gözünde itibarını düşürmek, yani seçmenin HDP çevresinden uzaklaşmasını, kayyum meselesinin de bu kadar devam ettirmesini nedeni, yani HDP'ye verilen oy boşa gider algısını yaratmak. Fakat bunun tabii yani iki tane sonucu olabilir. Ya bu tepki olarak gelir toplumdan, ya da insanlar hani siyasete katılımdan vazgeçerler. Bu tehlikeli bir nokta. Yani iç, yani ciddi olarak riskli bir yöntem izleniyor aslında. Yani erken seçim veya normal seçim tarihine kadar bu politika devam ettirirse, Kürt seçmenin bir kısmı, belki de HDP'ye oy veren insanların bir kısmı demokratik siyasi katılımdan vazgeçecek. Yani eğer bu noktaya sürüklemek istiyorlarsa toplumu, bu çok hani ateşle oynamak gibi bir şey. Yani tehlikeli bir şeyden bahsediyoruz. Diğer türlüsü de hani yine de inatla HDP seçmeninin daha fazla destek vermesi. Yani bu iki seçenekten hangisi gerçekleşir bilemiyoruz, ama iki durumda da hem hükümetin hem de toplumun bundan zararla çıkacağı ortada. Yani ikisinin de sonucunda hani kazansa bile yine kaybetmiş olacak. Hani HDP'yi meclis dışı bırakarak veya siyaset dışına iterek kendisi mecliste çoğunluk kazansa bile, toplumda
ki bir takım taleplerin meclise yansımaması, yani toplumdaki rahatsızlık devam edecek. Yani o halle olmuyor o mesele. Sadece tek başına işte anayasayı değiştirecek vesaire yeterli çoğunluğu elde edebilir belki. Ama bunu yaparken de yani toplumda müthiş bir kutuplaşma ve çatışma ortamı hazırlıyorsunuz. Yani bu tehlikeli bir siyaset dediğim o yani. Yani toplumda gerçekten büyük bir daha kapanmayacak ayrışmalara yol açma tehlikesi var yani. Hareket ediyorlar diyorsunuz. Siz nasıl görüyorsunuz Özgür Bey? HDP'ye değil sadece tüm muhalefet unsurlarına yönelik çok saldırgan bir üslup var. Aslında bu saldırgan üslup neticesinde seçim kaybettikleri şeklinde ciddi eleştiriler de yapıldı. Kendi içlerinden de eleştiriler yapıldı. Hatta en son HDP özelinde başladık ama Sayın Kaftancıoğlu'nun davası örneğiyle de devam edelim. Muhalefetin bir başka unsuruna, ismine keskin bir şekilde saldırıldı, net bir şekilde. Kendi içlerinden yine tartışmaya sebep olduk. Bülent Arınç gibi figürler, AKP ile özdeşleşmiş, köklü sayılabilecek, AKP açısından köklü sayılabilecek figürler böyle olur mu diye çıkışta bulundu. Bunu ifade özgürlüğü kapsamında sayıyorum dedi. Yani genel olarak aslında kendi kitlelerini, kendi bu yolda ilerleyenlerini bile ikna edememiş durumdalar. Evet. Siz bir muhalefet vekili olarak, CHP'li olarak ne de söylemek istersiniz? Evet, şimdi Canan Hanım'la ilgili Bülent Arınç'ın yaptığı yorumdan başlayayım isterseniz. Hı hı. Onun bir kısmı da diyor ki katlanmamız gerekirdi. Cumhuriyet, yani ben şunu söylemek istiyorum. Demokrasi katlanmamız gereken rejimi değildir. Saygı duymamız gereken, onu zenginlik olarak görmemiz gereken bir rejimdir. Bir kere aslında anlayış olarak bir problemin olduğu açıklamalarında bile var. Ama şunu söylemek isterim ki, özellikle Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten bu yana bu sistemin kendisi zaten kayyumcu bir sistemdir. Kayyumcu bir sistemdir. Sistem bu tip zeminleri her zaman yaratır. Bunu görmemiz lazım. Diğer taraftan şunu vurgulamak isterim ki süreç özetleme anlamında 24 Haziran seçimlerinden önce İstanbul'da fiili bir kayyum dönemi yaşadık hep beraber. O sürecin sonucunda AKP ciddi anlamda bir darbe aldı. Aslında toplumun nasıl düşündüğünü görmek açısından 24 Haziran seçim sonuçlarını iyi incelemek gerekir. Dolayısıyla yurttaşın bu kayyumcu anlayışa karşı olduğu çok açık ve net bir şekilde ortada. Bunu görmek gerekir. Ama diğer taraftan başka bir gerçekle karşı karşıyayız. İstanbul'a kayyum atanmasaydı aslında 1 Nisan'da biz bu kayyumları konuşacaktık. Aynı gece imzalanan bir kayyum atamasından bahsediyoruz. Ve şunu biliyoruz ki önceki dönem kayyum belediyelerinin yaptığı yolsuzluklar, israflar, antidemokratik uygulamalar hep beraber kısa bir sürede yeni seçilen belediye başkanları anlattılar, ortaya koydular. O belediye başkanlarının hiçbirisinin hakkında bir yargı kararı aleyhinde yok. Henüz oluşmuş bir yargı kararı yok. Bunun anlatılabilecek bir tarafı da yok. Ben mecliste AKP 24 Haziran sonrası dedi ki millet iradesine saygılıyız gibi konuşmalar yaptılar AKP sözcüsü. Tabii millet iradesine saygılıyız lafı sadece lafla olmuyor. O zaman ben Ekrem İmamoğlu kazandığı kürsüye çıktım, birkaç gün sonra şunu söyledim. Siz eğer millet iradesine saygılıysanız Güneydoğu'da mazbatasını vermediğiniz belediye başkanlarının mazbatasını verin. Fiilen bunu yapmak mümkün değil ise eğer ve siz yurttaşın iradesine saygılıysanız, bir millet iradesinden bahsediyorsanız ki bu millet iradesi Mardin'de ayrı, İstanbul'da ayrı, Türkiye'nin tamamında bir bütündür. Dolayısıyla yapmanız gereken bir iş vardır asgariden. O da şudur, siz atadığınız kayyumları geri çekersiniz, oradaki belediye meclislerine kendi belediye başkanını seçme hakkını verirsiniz ve dolayısıyla aslında milletin iradesi dolaylı yoldan gerçekleşmiş olur. En azından bunu yaparsanız vatandaş iradesine asgariden saygı duyduğunuzu anlayabiliriz. Ama siz millet iradesine saygılıyız, tebrik ederim İmamoğlu dediğiniz zaman doğru bir eksik bir iş yapmıyorsunuz. Belki bir nezaket ölçüsünde bir şey yapıyorsunuz ama demokrasinin gereğini yerine getirmiyorsunuz. Bunu ben o zaman söyledim. Dolayısıyla bu noktaya geri dönmek isterim. O zihniyet işte mazbata verilmediği zaman da bir kayyum anlayışı vardı. Aynı anlayıştı. Bugün bunu yaptı. Yarın ilçelerde yaygınlaşmasının önünde hiçbir engel yok. Bunun partisi konusunda hiçbir ayrım yok. Onu söylemek isterim. Dolayısıyla AKP'nin
şöyle bir darbeyi yediğini ve güç bende iyi bir şekilde anlatması gerektiğini düşünüyorum. 31 Mart seçimlerine kadar Tayyip Erdoğan Avrupa ve dünya kamuoyunda yenilmez bir liderdi. Artık Türkiye'de dışında yer alanların tamamı Türkiye'de sadece Tayyip Erdoğan'ı siyasi muhatap olarak görüyorlardı. Ama 31 seçimleri gösterdi ki Türkiye'de başka bir durum var. Dünya artık Tayyip Erdoğan'ın yenildiğini gördü ve kabul etti. Buna karşı tek adam rejiminin yapması gereken şeylerden bir tanesi gücün kendinde olduğunu çeşitli vesilelere göstermesi gereklidir ki şu anda yapılan hareketlerin bir parçası da bununla ilgilidir. Peki, şimdi şeyi sormak istiyorum ben. AKP tüm bu hamleleriyle beklemediği şekilde kurulan CHP İYİ Parti bloğunu bölmeye çalışıyor şeklinde de çeşitli tartışmalar açıldı. Özellikle HDP önündeki anneler konusunu tartışmaya açarak İYİ Parti'yi de CHP'yi de bir açıklama yapmak, bir taraf almak zorunda bırakmak istiyor. Bu doğrultudaki adımı da bu bloğu bölme çabası olarak yorumlanıyor. Siz Güventür Bey, sizle başlayayım. Bu doğrultuda hem İYİ Parti'nin tavrını nasıl gözlemlediniz? Çünkü Akşener'in açıklaması da aslında olumlu karşılanan bir açıklama oldu gözlemlediğim kadarıyla. Hem de AKP amacına ulaşabildi mi? CHP İYİ Parti bloğunda bir çatlak oluşturabildi mi sizce? Bence oluşturmadı. Yani AKP'nin aslında en büyük sorunlarından bir tanesi AKP, hani bu son yapılan anketlerde filan oy oranı işte %30'larda filan gibi gözüküyor. Aslında AKP kendi MHP ile olan ittifakında AKP kaybediyor. Yani sürekli olarak MHP'nin oyu artıyor ve AKP'nin oyunu eritiyor MHP. Aslında CHP İYİ Parti şeyini çözmekten çok, ittifakını çatlatmaktan çok MHP'den kurtulmaya çalışıyormuş gibi bir izlenim ediniyorum yani ben. Çünkü hani bu süre uzadıkça da AKP daha fazla oy kaptıracak şeye MHP'ye sanırım. Yani bir onun yarattığı bir şey var, kaygı var. Yani onu önlemeye yönelik bir strateji. Yani başka ittifaklar denememiz lazım. Çünkü MHP ile olan ittifak bize parti olarak oy kaybettiriyor. İttifak olarak biz çoğunluğu sağlasak bile çok bağımlı hale geliyorlar bir şekilde MHP'ye. Peki böyle bir ittifak imkanı var mı AKP açısından? MHP ile belli bir süreçte bir ton tutturdu ama İYİ Parti ile ilişkileri çok sert. CHP'ye keza yani neredeyse belediye başkanlığını alır, kayyım atarım tehdidinde bulunuyor. HDP'ye zaten yapmadığı kalmadığı tabiri caizse. Hı-hı. Bu açıdan bu dönüş, bu hamle mümkün olabilecek mi sizce? AKP deneyecektir bunu. Yani İYİ Parti ile de deneyecektir. Hatta size daha abartılısını söyleyeyim. CHP ile bile ittifak yapmayı deneyecektir yani önümüzdeki dönemde. Hani bunları falan da görmek mümkün. Bilmiyorum CHP'liler ne der ama... Yani her türlü bence şeyi deneyecek ama bence karşılığını bulamayacak. Yani çünkü zaten partinin kendi içinde bir takım sorunlar var. Yani bugün ortaya çıkan bu parti, işte Davutoğlu ve Babacan hareketi nedeniyle ortaya çıkan çatışmaları görüyorsunuz. İşte Özlem Albayrak, Hilal Kaplan şeyini, suçlamalarını veya yeni bu... Abdülhamit Gül'ün açıklamalarını işte daha sonra Fettah Tamince'ye kanun yolunda bozma gibi hamleleri filan. Yani burada zaten bir çatışma var. Bu şeyden parti içinde de büyük bir hoşnutsuzluk var. Dolayısıyla kendi içinizde bir huzur ve bütünlük yokken başkasıyla yaptığınız aslında hiçbir ittifak doğru düzgün bir sonuç vermez. Bu şeyle karıştırılmasın, CHP'nin içindeki tartışmalarla karıştırılmasın. Yani CHP'nin zaten yapısı böyle. Yani CHP içinde çok fazla tartışma olan ve değişik, yani solun değişik, sol yelpazenin değişik unsurlarının içinde barındırması gereken bir kitle partisi. Onun dışındaki tartışmayla AKP'nin içindeki huzursuzluğu, şu anda yaşanan huzursuzluğu karıştırmak lazım. Orada bir huzursuzluk değil diyorsunuz. Efendim? Eşit bir huzursuzluk. Tabii değil. Yani şeyin içindeki, CHP'nin içindeki her zaman bir tartışma. CHP var olduğu olalı. Yani biz bildik bile ya da bu tartışmalar sürer gider yani. Kimisi şey yapar, daha baskın çıkar bazı görüşler. Kimi dönem şey yapar ama o partinin kendi yapısından kaynaklanıyor. AKP'nin öyle bir yapısı yok. AKP lider partisi olarak yani MHP gibi içinde
liderin söylediğin olduğu, lidere fazla itiraz edilmeyen, karşısına kimsenin çıkamadığı bir parti. Bu içindeki yani perde arkasındaki oyunlardan kaynaklanan bir güç mücadelesi var belli ki ve ismini zikretmeden herkes birbirine şeyler ima ediyor böyle. Tam bu imadan bahsedeceğim aslında. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül düne kadar FETÖ'yle aynı maklubeye evet. ışık sallayanlar diyerek birilerini ima etti. Evet. Sonra bu açıklamaya refleks Sabah gazetesi yazarı Dilek Dindar'dan geldi. Şimdi Sabah gazetesi Berat Albayrak'la anılan bir gazete. Kendilerinin Pelikancıların grubunun sözcüsü olarak anılan bir gazete. Abdülhamit Gül'ün açıklaması, eğitimini yıllarca Gülen'in okullarında devam ettirmiş olan Berat Albayrak'ın tartışmasını açtı bu açıdan. Siz ne diyorsunuz? Şimdi Berat Albayrak Soylu ile ilişkileri ayyuka çıkmış durumda, gergin. Şimdi bir de Adalet Bakanı, yani kritik de bir isim, Adalet Bakanlığı düzeyinde bir gerginlik açığa çıktı mı? Yani, direkt Albayrak mı ima ediyoruz sizce? Belli ki çıktı. Yani onun içinde bir sürü grup var. Bugün işte bu Taha Ün falan gibi isimlerin attıkları tweetlere bakarsanız hani kimin kimlik kastettiğini zaten orada görürsünüz. Şimdi ben burada isim zikretmeyeyim zaten. Yani o detaylara da çok fazla girmek istemiyorum yani. Ama o kavganın o şey olduğu ortada, taraflarının kim olduğu 3 aşağı 5 yukarı belli ama toplumun önünde şöyle bir şey var. Yani dün bu birkaç kişi tarafından gündeme getirildi. İnsanlar konuşuyorlar, bir şeyler şey yapıyorlar. Açıkça söylemedikleri için işte pelikancılar bilmem ne, toplum tam algılamıyor yani çatışmanın nerede olduğunu, kimle kim arasında olduğunu, sebebini falan filan. Böyle bir üstü örtülü şey, hani fırtına kopuyor orada. Fakat o fırtınanın kopması, yani işte parti içindeki ayrışmalar vesaireyle alakalı. Bu haldeyken parti, ittifaklara geleceğim, bu haldeyken parti herhangi bir ittifakın ciddi olarak AKP'ye yaraması, bundan AKP'nin bir çıkar devşirmesi, bir oy devşirmesi falan çok mümkün değil. O yüzden AKP deneyecektir fakat sonucunda başarılı olmayacaktır. Yani kimse kabul etmeyecektir. Peki sizce bu çatışmalar, AKP içi çatışmalar nereye varacak, bir öngörünüz var mı? Vallahi öngörümüz şu, muhtemelen bu yani parti işte iki parça, üç parçaya ayrılıyor gibi. Bunlardan bir tanesi daha büyük parça olacak, bir tanesi daha küçük parça olacak. Yani muhtemelen herkesin tahmini Davutoğlu'nun daha böyle Orta Anadolu tandanslı bir parti olması. İşte şeyin, Ali Babacanların kurduğu partinin de biraz daha ANAP benzeri, bir daha liberal, muhafazakar bir parti olması yönünde. Bu çatışmalar, yani o zaten o gruplar ayrılıyorlar. Yani Davutoğlu ekibi yavaş yavaş ayrılıyor, Babacan'ın ekibi yavaş yavaş ayrılıyor filan. Şeye gidecek yani, güçlerinin yani zirveye çıktılar. Hani en tepede oldukları andan itibaren şu anda inişe geçtiler. O inişi geciktirmek için her şeyi yapıyorlar. Bütün bu çatışmaların nedeni o yani. Hani biraz daha orantı çok, çünkü çok büyük paralar ve çok büyük rantlar var ortada. O rantları daha uzun süre elde tutmak için, o güç dağılımını, o gücü daha fazla elde tutmak için mümkün olduğunca şey, erime sürecini uzatmaya çalışıyorlar. Mesele aslında bundan ibaret yani. Bağlantılı başka bir tartışmaya gireceğim Özgür Bey. Biraz Güven Türk Bey girdi MHP ile AKP arasında yaşanan gerginliğe. Şimdi bu eski bir tartışma aslında yine. MHP'ye mecbur kaldı yeni sistemde. Önceki sistemde tek başına çoğunluğu sağlayabiliyordu. Ama artık tek başına çoğunluğu sağlayabilmesi AKP için yeterli olamıyor. Bu açıdan Cumhurbaşkanlığı sisteminden AKP pişman mıdır diyebilir miyiz? Bunu da biraz şuna dayanarak soruyorum. Yandaş medyada, Star gazetesi gibi gazetelerde özellikle şöyle bir tartışma yürüyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminden değil ama 50 artı 1 koşulundan vazgeçilmelidir, bu tekrar revize edilmelidir, tartışmaya açılmalıdır diyerek o açılmasını istedikleri tartışmanın fitilini ateşliyorlar. Henüz çok ciddi bir karşılık bulmadı ama dillendirilmeye başladı. Uzun süredir alttan alta konuşuluyor.
Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce pişman oldukları bir hamle mi oldu? Ya sonuçları itibariyle pişman olmaları gerekir. Yani bu kadar, belki de bu kadar hesaplamadıkları bir durum ortada ama ya da aslında biz çok iyi siyaset mühendisiyiz gibi kendilerini açıklarken aslında o kadar da iyi siyaset mühendisi olmadıkları, sadece bazı hamleleri anı kurtarmak için yaptıklarını da görüyoruz. Netice itibariyle şöyle bir durum var ki, Tayyip Erdoğan diyelim ki kazandı 56 bin. Yarın bir gün başkası kazanırsa Tayyip Erdoğan'ın sistemini çok kısa bir sürede ters üst edebilir. Aynen onun Cumhuriyet'in bütün kurumlarını ters üst ettiği gibi. Dolayısıyla kendi aralarındaki bu tartışma daha yeni de değil. Çok daha öncesinden başkanlık sisteminin revize edilebileceğine dair tartışmaları alenen Tayyip Erdoğan'a yakın, sadece gazetecilerin yakın siyasetçilerin yaptığını biliyoruz. Ama bu süreç bizim açımızdan AKP'nin değerlendirmesine öte Türkiye'de yeniden parlamenter demokrasinin güçlendirilerek tesis edilmesini düşünüyoruz. Biz bu sistemin yanlış olduğunu söylerken öncesindeki sistemin tam demokratik olduğunu, Türkiye'nin bütün ihtiyaçlarını karşıladığını düşünme noktasında elbette ki değiliz. Dolayısıyla Türkiye'nin parlamenter demokrasiyi güçlendirdiği, hukukun temel kavramlarının hukukun üstün olduğu, bütün güçler ayrı prensibinin etkin olduğu, üstüne üstlük sadece klasik güçlerin değil, yani yasama yargı yürütmenin değil, bunun yanında bütün dünyadaki gelişmiş demokraside kabul edilen medya gücünün bağımsız olduğu, sivil toplum gücünün bağımsız olduğu bir demokratik rejimin yeniden tesis edilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Erken seçim tartışmaları, dün yine açıklamalar geldi muhalefet liderlerinden. Kılıçdaroğlu dillendirdi. Şimdi AKP hem siyasal açıdan hem kendi içerisindeki tartışmalar açısından hem ekonomik açıdan kriz halinde ve bu krizin yükü altında yönetemeyecek. Dolayısıyla erken seçime gitmek zorunda kalacak diye bir öngörüsü var Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Evet. Saadet Partisi'nden yine bir yorum geldi. Saadet Partisi lideri, hayır, aksine tüm bu sebeplerle yönetmekte ısrar edecek diyor. İyi Parti içerisinden olabilir, olmayabilir, çeşitli fikir ayrılıkları var konuyla ilgili. Bir mutabakat yok anladığım kadarıyla. Siz nasıl görüyorsunuz? Erken seçim ihtimal dahilinde mi? Bu arada AKP'nin de ne dediğini söyleyelim. Ömer Çelik, hayır bizim gündemimizde yok dedi ama kendileri gündeme almasa dahi belirli aralıklarla bu tartışmaya açılır durumda. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya şu haliyle ekonomi bu durumdayken erken seçim isteyeceğini zannetmiyorum AKP'nin. Şimdi şöyle bir durum var aslında. Ekonomik, bu yerel seçimler için yapılan yorumlarda şeyler geldi. Ekonominin etkisi var dendi. Aslında erken yerel seçimlerde ekonominin etkisini biz tam görmedik yani. Şimdi bu zamandan ileriye doğru gittiğimizde her gün şey yapan, daha ağırlaşan koşullar var ekonomik olarak. Yani kapanan iş yerleri, işte karşılıksız çekler, ödenmeyen krediler vesaire vesaire, bunların hepsi daha kabarmaya başladı. Yani işin rengi daha net bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Bu nedenle ben AKP'nin bu koşullar altında şeye gitmek istediğini zannetmem. Mutlaka bir ferahlama sağlaması lazım. Yani insanlara bir rahatlama, ekonominin hani tekrar çarklarının dönmesini sağlaması lazım ki seçime gitsin. Ama o da çok zor. Yani şu anda deniz bitmiş durumda. Yapabilecekleri çok fazla şey de yok. Bir yerlerden bir dengelerle bir takım işler yapmaya çalışıyorlar. Yani eldeki parayı bir şekilde, işte doları daha düşük tutalım, faizi indirelim falan, biraz canlandıralım gibi bir takım planları var. Ama bunların hiçbir tanesi uzun vadeli olarak hani yapısal bir şekilde Türkiye'nin sorununu çözüp ekonomiyi tekrar çarklarına döndürecek durumda değil. Çünkü çok açık bir şey, yani borcunuzu çeviremez hale geliyorsunuz bir süre sonra. Yani Türkiye'nin borcu çok fazla, yeni borç alma kapasitesi çok kalmadı. Hane halkları da aynı şekilde çok borçlu insanlar. Dolayısıyla hani tüketimi canlandıramıyorsunuz, üretimi canlandıramıyorsunuz. İhracattan, turizmden, şuradan buradan bir şeyler geliyor. Çünkü paranız işte değer kaybetti. Hatta doları şu şekilde hani baskı altında tutmaları da çok anlam verilemedi bir şeyler değil. Çünkü yani o zaman ihracatınız, turizm geliriniz daha fazlalaşacakken bunu da baskı altında. Yani şu anda bunun çarelerini aramaya çalışıyorlar çeşitli önlemlerle.
geçici, kalıcı, yani kalıcı hiçbir önem almıyorlar. Bütün hepsi geçici. Bu şekilde ben gitmek isteyeceklerini zannetmiyorum. Ama Davutoğlu partisi, işte Ali Babacan'ın partisi bir takım kopmalara neden olursa, milletvekili kopmalara neden olursa, istenen yasalar çıkartılamaz hale gelirse, mecliste mecburen sanırım erken seçimi zorlayacaktır bu koşullar. Bu bayağı bir hani şey, bir çok taraflı bir denklem var. Yani Suriye'de işte ne yapacak acaba, hani savaş koşullarında mı bir seçime götürmek isteyecekler Türkiye'yi? Oradaki çatışmayı şey yapıp yükseltip o çatışmayı o koşullarda tercih edebilirler. Çünkü hani ekonomi olmazsa işte milli duygular içerisinde, milli duyguların kabardığı bir ortamda o zaman seçime gidelim tercih edebilirler. Çeşitli seçenekler var önlerinde. Ben hani onların da tam olarak bu seçeneklerden hangisini seçeceklerini bildiklerini düşünmüyorum. Yani ilerlemeye göre stratejinin içindeki çeşitli yollardan bazılarını tercih edeceklerdir. Onlar da biraz suyun akışına bakacak diyorsunuz. Evet, yani tabii normal olarak öyle olması lazım. Peki, siz nasıl görüyorsunuz? Erken seçim AKP için bir ihtimal mi? Evet, biraz rasyonel yorumlar yapalım ama şu gerçeği unutmayalım. AKP bütün erken seçim tartışmalarında hep tartışılanın ve beklenenin dışında bir iş yapmıştır. Genellikle AKP'nin erken seçim kararları erken seçim değil, baskın seçim olmuştur. Ve bu tartışmaların birçoğu da rasyonel değildir AKP açısından. Baktığımızda o anda rasyonel kararlar değildir. Bugün itibariyle baktığımızda nasıl değerlendiriyoruz? Bir ekonomik kriz var. Dolayısıyla bu ekonomik krizden bu haldeyken ülkeyi bir seçime götürmek aslında bir tür intihardır. Bunun yerine yapılması gereken şey ülkedeki bütün paydaşlarla beraber yönetmeyi denemek. Demokratik karakteri arttırmak, kurum her anlamda, her alanda şeffaflığı arttırmak, yolsuzluğu azaltmak, israfı azaltmak, ekonomide üretimi, yeniden üretimi arttırmak vesaire gibi şeyleri söyleyebiliriz. Ama AKP'nin tam da böyle bir ortamda ne zaman ne yapabileceğini kestiremeyiz. Sayın Genel Başkan da AKP'nin önündeki bir karanlık tünele, bir girdaba işaret etme açısından bunu söyledi. Bizim partimizin tercihi de açıkçası bir erken seçim değil. İYİ Parti de zaten tercihlerinin bu olmadığını açıklıyor. Ülkenin lehine olduğunu düşünmüyoruz. Bir başka tartışma şudur bence değerlendirmesi gereken. Erken seçim kararıyla beraber ülke iki seçim yapacaktır. Birincisi bir parlamento seçimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi ama beraberinde bir cumhurbaşkanlığı seçimidir. Peki bugün yapılacak bir cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'ın kazanma şansı bir önceki kadar kuvvetli midir sorusunu sorduğumuzda bu sorunun yanıtı hem AKP'liler açısından hem de diğer unsurlar açısından çok nettir. Tayyip Erdoğan'ın bir daha kazanma şansı eskisinden çok daha düşüktür. Bunu görmemiz gerekir. Ancak olağanüstü koşulların oluşması durumunda bu olabilir ki Güven Türk Bey işaret etti. İşte ülkede bir kaos ortamı, bir provokasyon ortamı ya da dışarıyla bir savaş ortamı oluştuğu durumda AKP'nin bugün temsil ettiği siyaset zemini yeniden iktidarını tazeleyebilir. O nedir? İşte milliyetçi dalga yükselecek. O zaman MHP ile işbirliği belki anlamlı hale gelebilir. Ama bugün gördüğümüz noktada AKP'nin ne yazık ki bu şansı yok. Üstelik bir şeyi vurgulayayım ve size sonra kısa bir şey anlatmak istiyorum. O da şu, Türkiye'de işsizlik oranlarını belki birazdan konuşacağız. Evet. İşsizlik oranlarında biz kişi sayısını söyleyeceğiz. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Türkiye'de kişilerden daha çok artık işsiz aileler var. Bak burası çok önemli. Bir ailede çalışan kişi sayısının sıfır olduğu durumu düşünün. Böyle bir durum var. Türkiye'de batan şirketler gerçeği var. Bunların sayılarını işaret etti. Ama Türkiye'de önümüzdeki dönemde batan sektörler gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bunlar aslında ekonomik krizin nasıl derinleştiğini bize gösterir. Dolayısıyla AKP'nin bu ortamda yapabileceği çok da fazla şey kalmayacaktır. Bu iki olgu belki de önümüzdeki dönem en çok dikkat çekmemiz gerek. Batan sektörler gerçeği, işsiz aileler gerçeği ülkeyi başka bir duruma getirecektir. Bunu da hep beraber göreceğiz. Bu atmosferde yeni bir seçim iklimine girmek de bence çok mantıklı değil. Peki şimdi Güven Türk Bey'in tahmini de öyle, sizin tahmininiz de öyle. Eğer ülkede... Akıllı tahminlerimiz ya. Evet, siyaset de bu akıl doğrultusunda ilerlerse öngörüler bu yönde. Eğer milliyetçi bir dalga olursa yeniden, halk bir tedirginliğe kapılırsa, MHP'nin durumu daha anlamlı bir hal alırsa, yani özet olarak Suriye gibi dış politikada bir kaos hali olursa,
AKP yeniden seçilebilir, Erdoğan yeniden seçilebilir diye düşünüyorsunuz. Peki AKP bunu tercih edecek midir sizce? Yakın zamanda İran, Rusya ve Türkiye ile bir üçlü zirve yapıldı. Burada Putin ilk bir inanç kardeşliği gibi bir vurguyla, ayetle, İslami konularla yani bir din birliği vurgusu yaptı. Savaş olmamalıdır vurgusu yaptı. Ardından İran destekledi. Yani oradaki rüzgar sanki Suriye ile meseleler yumuşayacak gibiydi. Bunu da göz önünde bulundurarak Erdoğan böyle bir şeyi tercih eder mi? Suriye'de tekrar bir çıkmaza, ki zaten şu anda da bir çıkmazda, sınırda cihatçılar var, kayboldular mı, evet, bekliyorlar mı belli değil, akıbet belirsiz. Bu açıdan bunu tercih eder mi sizce? Suriye'ye girmeyi, bunun pahasına kazanmayı ister mi? Vallahi şimdi şeyin içinde, yani Tayyip Erdoğan'ın çevresinde şu ya da çalışan birden fazla grup var anladığımız kadarıyla. Hı hı. İşte bunun bir kısmı Amerikancılar, başka gruplar da vardır filan. Şimdi Erdoğan da bu gruplardan aslında hiçbirini dışlamıyor, hiçbirini de tam olarak desteğini gösteriyor, hepsini seviyor filan ama yani hiçbirini de dışlamıyor. Dolayısıyla zaman zaman bunlardan bazıları baskın çıkıyor. Şimdi şeyde bakarsanız erken yerel seçimde, yani İstanbul seçimlerinin tekrarlanması meselesinde irrasyonel bir davranış gösterildi. Evet. Yani herkes biliyordu ki bu seçimleri tekrarlarsanız eğer oy, yani ben seçimden önce 500 bin olur diyordum, 800 bin oldu. Bunu tekrarlarsanız bunun sonucunda kaybedeceksiniz. Bu çok açık ve netti. Fakat bu gördük işte Melikancı grupta şunlar bunlar filan kazanları kaynadı. Seçim şöyle veya böyle iptal edildi. Dolayısıyla demek ki her zaman rasyonel olan kararları vermiyor bu insanlar. Yani böyle bir grup var. Biz hatta bu seçimden sonra, yani İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun 800 bin oy almasından sonra biz bu grubun, özellikle hani Melikancı grubun hani cezalandırılacağını, uzaklaştırılacağını falan düşündük. Yani Berat Albayrak'ın belki kabineden çıkartılacağını, böyle kabine revizyonu, evet, olacağını falan konuştuk. Bunların hiçbir tanesi olmadı. Kimseye bir şey olmadı. Dolayısıyla bu gruplar rasyonel olmayan şekilde davranabiliyorlar. Yani kendi çıkarlarının güçleneceği veya ellerinin güçleneceğini düşündüklerinde hiç de parti açısından, Erdoğan açısından, siyasi açıdan rasyonel olmayan şeyleri yapabilirler. Burada da aynı şeyi yapabilirler. Yani eğer kazanacaklarına gözleri keserse böyle bir çatışmayı uzun süreli olarak devam ettirebilirler pekala'da. Yani çünkü ekonomik olarak sağlayamadıkları şeyi, etkiyi, hani şey yapılan bir hikaye var yani işte AKP bir başarı öyküsü idi ekonomik olarak. O tamamen yıkılmış durumda. Evet. Aslında öyle bir başarı öyküsü de hani sayılara bakarsak yok aslında ama onu kaybettikten sonra onun yerine koyabilecekleri kısa vadede başka bir şey yok. Onu geri getiremeyecekleri için, çünkü kaynak tükendi. Dolayısıyla onu eğer görürlerse kendilerine bir çıkar aracı, onu araçsallaştırabileceklerine inanırlarsa bu kararı verirler. Çok rahat yaparlar yani. Peki, siz ne düşünüyorsunuz Özgür Bey? Bu kararı verme gerçekliği söz konusu mudur AKP açısından? Çok farazi bir konu tartışıyoruz bu arada ama. Farazdan şunu sormak lazım. Yıllar önce Suriye'ye girmek konusu çok akılcı mıydı mesela? Evet. Hiç akılcı olmayan, sonuçları önceden tahmin edilebilen, ölçülebilen bir süreci Türkiye'ye yaşattık. Dolayısıyla aynen burada bunun cevabı gibidir buradaki cevapta. Yani cesaret eder mi konusu, akıldan yoksunsan cesaret fazladır. Evet. Peki. Kısa oldu ama böyle bu iş. Kısa ama net bir cevap oldu. Evet. İlk yarının sonuna geldik. İkinci yarıda biraz girmeye başladık AKP'nin ekonomik krizle başı nasıl dertte, bu açıdan girmeye başladık. İkinci yarıda biraz bu ekonomik krizi, toplumda etkisini, şimdi bir İBB değişti ama o değişimin rüzgarı hala çok kuvvetli bir şekilde esiyor. Hala yeni tartışmalar sürekli gün yüzüne çıkıyor. Tüm bunları ikinci yarıda ele alacağız. Şimdi kısa bir mola verelim. Ardından yeniden karşınızda olacağız sayın izleyiciler. Yeniden merhaba.
yayınımız milletvekili, CHP milletvekili Özgür Karabat ve gazeteci Güventürk Görgül'ün katılımıyla devam ediyor. İkinci bölüme başladık. İşsizlikle ilgili veriler açıklandı. Gelir seviyesinin ne şekilde olduğu, gelir adaletsizliği ile ilgili veriler açıklandı. Ben bu verileri bir hatırlatarak bununla ilgili fikirlerinizi almak istiyorum. Haziran ayına ait veriler açıklandı. İşsizlik bir önceki yılın Haziran ayına oranla yaklaşık 2,5 neredeyse 3 puan artarak %13 bandına yaklaşmış durumda. Keza borcum var diyen insan sayısı %70. Çok yüksek oranlardan bahsediyoruz. Toplam gelirin dağılımına baktığımız zaman en zengin kesimin, çok küçük bir kesimin %46'lık bir gelir, gelirden %46 oranında faydalandığını görüyoruz. Tüm bunlar nereye varacak? AKP açısından bir kriz söz konusu ama toplum açısından da bir kriz söz konusu doğal olarak. Nasıl değerlendiriyorsunuz Güventürk Bey? Ya şimdi AKP'nin en büyük şeyi biliyorsunuz bu ilk seçildiklerinde Kemal Derviş'ten kalan bir istikrar programı uygulandı. Burada devlet bütçesinin işte disiplinin sağlanması vesaire gibi işte enflasyonun düşürülmesi gibi önlemler vardı. Bunu harfiyen uyguladılar. O süreçte tabii enflasyon düştüğünde gelir dağılımında bir takım iyileşmeler oldu ister istemez. Yani işte gini kat sayısındaki değişiklikler vesaire bir şey oldu. Toplumda bir hem ekonomik hareketlilik oldu, hem bir büyüme rahatlama dönemi oldu, hem de gelirin alt gelir gruplarının biraz daha fazla gelir elde etme olanağı oldu. Yani ufak da olsa bazı gelir dağılımında düzelmeler kaydedilmişti. Şimdi oradaki süreçte bütün argüman şunun üstüne kuruluyor. Yani devletin borcu yok. Yani devletin dış ve iç borçları efendim şey değil. Dış borçları özellikle çok milli gelirin küçük bir seviyesinde, yani çok abartılı değil. Fakat giderek özel sektörün borcu şişti bu süreçte. Argüman şuydu, yani devletin olmadıktan sonra borç, bunun ekonomiye olumsuz bir etkisi olmayacaktır. Fakat onun öyle olmadığı zaten o zaman da biliniyordu. Yani bir yerde borç şişiyorsa, yani borcu borçla döndüren bir ekonomiye sahipseniz, bunun özel sektör ya da kamu sektörü tarafından kullanılmasının sonucu çok fazla değiştirmesi mümkün değil. Yani devlet borçlarından dolayı nasıl ödeyemez, yani borcu çevirmekte nasıl ödeyemez duruma düşüp iflas noktasına sürükleniyorsa, özel sektörde bu şekilde iflas noktasına sürüklendiğinde ekonomi üstündeki etkisi, ikisinin arasında bir fark yoktur, etkileri açısından bir fark yoktur. Dolayısıyla işsizliği arttırır, işte küçülme gelir arkasından. Yani bizim daha önce yaşadığımız krizlerde, işte 5 Nisan krizinde veya daha önceki krizlerde olan şeylerin hepsi şimdi daha yavaş, ağır çekimde olmaya başladı. Yani orada bir gecede patlayan ya da 2001 krizinde bir gecede patlayan işler, burada ağır çekimde bir kriz patlaması yaşıyoruz biz ve bitmiyor o kriz patlaması. Çünkü o krizi önleyecek önlem alma kapasitesi yok artık hükümetin elinde, özel sektörün elinde de yok, hükümetin elinde de yok. Doların demin söyledim işte baskı altında tutulması, hani ihracatı, turizmdi filan, bu tür gelirlerin belki artmasını da engelliyor. O açıdan da uluslararası düzeydeki rekabet gücünün de baskı altında tutulmasına neden oluyor. Fakat bütün oyun şunun üstüne kuruluyor. Yani biz faizleri indirirsek insanlar tekrar borç alırlar, ev alırlar, ev alırlarsa o evin içini doldurmak için buzdolabı alırlar, çamaşır makinesi alırlar. Böylece zincirleme bir büyüme sürecine gireriz. Halbuki insanların hane halkı borcu öyle bir seviyeye geldi ki hane halkları tekrardan borç alıp bir harcama yapacak durumda değiller. Kimse şu anda o kadar borç yükü altındayken, yani çok zengin, yani şöyle düşünün, çok zengin bir kesim var. Evet, bunlar gelirin işte %46'sına el koyuyorlar.
Ama bunlar şu anda Türkiye'de gayrimenkule yatırım yapmıyorlar. Çünkü gayrimenkulden daha fazla kazandıracak bir sürü araç var ellerinde. Yani hem içeride hem dışarıda uluslararası düzeyde nakit parayı çevirecek çok daha büyük olanaklar var. Peki dar gelirli insanlar alabilir mi satılan evleri ya da orta gelirli, dar gelirli insanlar alabilir mi? Onlar da alamaz çünkü bunlar zaten kredi kartından, işte kişisel bireysel kredilerden, şuradan buradan zaten borç yükü altındalar. Yani hane halkı borcuna baktığınızda. Dolayısıyla burada yeni bir talep yaratılmaz. Söz konusu işte yurt dışından, Arap ülkelerinden, şuradan buradan gelen talebi değerlendirmeye çalışıyor. Oradaki talebi arttırmaya çalışıyor. O da bir yere kadar. Yani kimse sizin kara kaşınız, kara gözünüz için ya Türkiye'de biraz kalkınsın, biraz ev alalım şurada falan filan diye ev almaz. Kim ev alıyor? En fazla Avrupa'daki Türkler yani euro kazanıp Türkiye'de olan evler çok ucuzlamış falan diye gelip ev alanlar var. Gördüğüm, duyduğum kadarıyla. Ama yani o da bu düzeyde bir canlılık yaratmaya yetmez. Yani şu anda dediğim gibi bayağı bir süreçten beri bunun şeylerini şimdi yeni yeni hissetmeye başladık. Daha da fazla hissedeceğiz. Yani insanlar daha fazla işsiz kalacaklar. Daha fazla iş yeri kapanacak. Yani şurada çıktığınızda işte Osman Bey'de, Şişli'de ne kadar dükkanın kiralık olduğunu, ne kadar dükkanın boş olduğunu herhalde görüyorsunuz. Yani dükkanlar birkaç defa el değiştiriyor, ondan sonra kapanıyorlar. Çünkü kimse yatırım yapıp bir şey kiralayıp bir şey alıp bir şey satmayı göze alamıyor bu ortamda. Dolayısıyla rasyonel bir şekilde düşünüp hani ekonomi politikasını doğru bir ayakları üstüne oturtmadıktan sonra da bu şeyi önleyemeyiz. Yani bunu önleyemeyecekler. Yani Berat Albayrak'ın yaptığı sunumlarla önlenecek ya da çare bulunacak bir mesele değil bu. Siz bakma fırsatı buldunuz mu açıklanan verilere? Şimdi şöyle hemen başlangıçta bir veriyi iyi değerlendirmemiz gerekir. İşsizlikle ilgili açıklanan sayılarda yaklaşık işsiz sayısı verilirken TÜİK'in açıklaması 4.253.000 rakam. Hı hı. Oysa İşkur'a iş aramak için başvuran sayısı 4.417.000. Bir kere ikisi arasında bir fark var. Üstelik İşkur'a başvurmayan işsizlerin de olduğunu düşünürsek bu farkın daha da açıldığını görmemiz gerekir. Dolayısıyla TÜİK'in ne kadar güvenilir bir kurum olduğunu gösterme açısından bu çok önemli bir rakamdır diye düşünüyorum. Tabii işsizliğin nevini de incelemek lazım. Kimler işsiz sorusuna da bakmak lazım. En çok kim işsiz? En çok gençler, hı hı, ve üniversiteli gençler işsiz. Bu gençler arasında işsizlik %25'lere yaklaşmış. Ve ya ne eğitim gören ne de bir iş sahibi olan genç sayısı 5 milyonu bulmuş. Bu çok önemli bir rakamdır Türkiye açısından. Ve Türkiye süratle beyin göçü yaşamaya devam edecektir hal böyle olunca. Nitelikli unsurlarını kaybedecektir. Tabii bir gelir dağılımı adaletsizliği var. Gelir dağılımının zaten adil olmadığı bir yerde sürekli büyümeden bahsedemeyiz. Konjonktürel büyümeler olabilir ama gelir dağılımı adil değilse ekonominin sürekli büyümesi, istikrarlı büyümesi söz konusu olamaz. Bunu öncelikle belirtmek gerekir. Ama diğer taraftan bir şeye de dikkat çekmek isterim. İşsizlik neyle paralel artıyor? Örneğin Türkiye'de sendikallaşma oranı düştükçe İşsizlik de artıyor. Örneğin Türkiye'de asgari ücretin payı gayri safi milli hasıla içinde ölçülerden birisi budur. Düşüyor, işsizlik artıyor. Buna rağmen artıyor yani işsizlik. Yani ücretler düşmüş olmasına rağmen artıyor. Yani sadece işsizliği şöyle kavramamız lazım. İşsiz insan sayısı var ama diğer taraftan iş sahibi olduğu halde yoksul insan sayısı da var. Bunu anlatmak için söylüyorum. Asgari ücret dolar karşısında değer kaybediyor. Gayri safi milli hasılanın içinde aldığı pay açısından değer kaybediyor. Enflasyon karşısında değer kaybediyor. Yani toplumun geniş kesimleri aslında büyük bir yoksullukla karşı karşıya. Hal böyle olunca niye bu işsizlik var? Türkiye'de eskiden tarım vardı. Tarımda çalışanlar vardı. Bugün tarım diye bir şey yok. Hayvancılık diye bir şey yok. Fabrikalar kapanmış. İnsanlar ya kamuda iş bulacak ki bugün ben en çok telefonu bu konuyla ilgili alıyorum. İnsanların tamamı belediyeye girmek istiyor. Hı hı. Tamamı belediyeye girmek istiyor. Yani üretimin bir kenarında yer almak istemiyor. Ya da bir inşaat sektöründe yer alacaklar. Ve kalırsa bankada kalırsa ilerleyen zamanda bankada çalışacaklar. Böyle bir duruma karşı karşıyayız. Kapasite kullanım oranları organize sanayi bölgelerine gittiğinizde göreceksiniz ki artık araç trafiği azalmış.
araç trafiği azalmış, kapasite kullanım oranları düşmüş, elektrik harcamaları düşmüş. Bütün bunların hepsi bu krizin de aslında göstergesidir. Ve buna karşı hükümet sadece para politikasına sığındı uzun süre. Ama oysa geldiğimiz noktada para politikası ile ilgili argümanlarının kalmadığını Merkez Bankası'nın verilerini incelediğimizde görüyoruz. Türkiye'de artık etkin bir para politikası uygulayamama durumu da var. Faizleri düşürmüş olmak belki Türkiye'de hafiften bazı sektörlerde bir canlanmaya yol açabilir ama diğer taraftan başka bir dezavantajı da getirir. O da şudur. Dünyada Türkiye'nin bir para kıtlığı çektiğini düşünürsek eğer bazı paralar faizi sever. Faiz seven paralar vardır. Örneğin Japon parası gibi, Çin parası gibi. Çünkü oralarda öyle bir ortam olmadığı için o paralar buraya kaçar. Faiz sever paralardır. Ama şimdi faiz düşüyor. Bunun üstüne faiz yüksek olsa bile hükümet güven veremiyor. Dolayısıyla para politikası anlamında ciddi bir krize karşı karşıyayız. Sıcak para politikasını da uygulayamaz haldeyiz. Neresinden tutarsak tutun bir ciddi krizle karşı karşıyayız. İşin gerçeği bu. Siz az evvel konuşurken andınız Özgür Bey. Batık sektörler karşımıza çıkacak diye. Evet. Ben bunu bir açabilir miyiz merak ediyorum. Ne söylemek istersiniz? Batık sektör demişken batık krediler açıklandı. 46 milyar değerinde. Bunların akıbeti belli değil. Kredilerin kime ait olduğu bile belli değil. Yani bir açıklama yapıldı ama çok muğlak. Bugün CHP'den de Sayın Sözcü Öztürk sordu. Yani bu 46 milyar kimin cebinden çıkacak? Devlet bu ödemeleri üstlenecek mi? Hazinenin cebinden mi çıkacak? Batık krediler bir yanda. Siz ufukta batık sektörler var diyorsunuz. Evet. Az önce tarımdan bahsettim ama iki sektöre dikkat çekeceğim. Birincisi batık kredi toplamı aslında 110 milyar. Ama hükümetin silmeyi düşündüğü para, BDDK'nın ve Türkiye Bankalar Birliği'nin silmeyi düşündüğü ve şöyle anlıyoruz bunu da, diyor ki karşılık ayrım diyorlar. Bunun anlamı şu, 46 milyar civarında bir batık kredi silinecek. Böyle bir anlam var. Sizin de sorduğunuz kime ait bunlar bilinmiyor. Fakat iki sektörle ilgili hemen ben size verileri paylaşayım. Birincisi enerji sektörü, önemli bir sektör. Yani burada yaklaşık 20 milyar civarında bir batık, önceden yapılandırılmış bir 8 milyar var ve yapılandırılması beklenen 12-13 milyar kredi var. Enerji sektöründe bir sektör. Firmaların isimleri de belli. Ben burada yayında vermek istemiyorum ama o yapılandırılan 8 milyarın kimle olduğu belli. Hangi gruplarla ilgili olduğu belli. Diğer taraftan inşaat sektöründe belli, şöyle bir durum var. O da şu, bizim kamu özel işbirliği işleri var ya, yapılan iş. Orada şeyin devletin verdiği taahhütler var. Borç üstlenme taahhütleri. Bunların bir karşılığı var orada. 15,5 milyar, 16 milyara yaklaşan bir karşılığın dışında artık şöyle bir karar da çıktı. Bu işbirliklerinde yabancı borçlara da kefalet etme durumu çıktı ki o zaman bu rakamlar çok daha fazla büyüyecek. Dolayısıyla iki tane sektörden bahsediyoruz. Birisi kamu özel işbirliği içerisinde inşaat sektörü, diğeri enerji sektörü, bir batma durumuyla karşı karşıya bu durumu görmek gerekir. 110 milyar civarında bir batık kredi var. İnsanların yaklaşık 517 milyar civarında kredi borcu var ve bunun 1.9 milyar da bireysel kredi takibi var Türkiye'de. Bütün bu veriler vehameti gösteriyor. Öyle bazen hani güllük gülistanlık falan saraylar yaparım. Ahlata sarayı, oraya saray, buraya saray. Devlet gösterişi şaşası. Ama işin gerçeği öyle değil. Zaten her büyük şaşalı dönemler sonrasında da büyük batışlar hep beraber dünya tarihi görmüştür. Genel ortam bu. Bütün bunların devamında da ne kuruldu? Borçlar Genel Müdürlüğü kuruluyor. Evet, ne düşünüyorsunuz o konuda? Yani, duyunu umumiyeye benzetiliyor ama biraz sert bir benzetme mi acaba? Benzetme sert değil. Üstüne ise şöyle bir şey var. Bir kere bu kuruluş duyunu umumiyeye benzetme, padişaha bağlı bir kuruluş. Yani külliyeye bağlı bir kuruluş. Meclisin denetiminden kaçılmış bir kuruluş. Dolayısıyla daha önce ne vardı? Bizim dış borçları takip ettiğimiz bir birimimiz var. Dış borçlar genel müdürlüğü, iş borçlarla ilgili takip edilen bir genel müdürlük var. Şimdi bütün bunların ikisinin fonksiyonunu bu kuruluş takip edecek. Ve 6 daire başkanı, 3 genel müdür yardımcısı, 50 uzman yardımcısı, böyle bir kuruluş yeniden kurulacak. Ve aslında bir tür TBMM denetiminde bu işleri kaçırmış olacağız. Ben burada bir şeye dikkat çekmek isterim. TBMM'den bahsederken borçlanma genel müdürlüğü kurulmuşken
Temmuz ayı itibariyle borçlanması, bütçe gereği borçlanması gereken rakam da 8 milyar aşılmış durumda. 8 milyar bu rakam aşılmış durumda. Bütün bunları peki nasıl kamufle edeceğiz, nasıl anlatacağız? Yeni bir reyting kuruluşu kuracağız. Yerli ve milli reyting kuruluşu kuracağız. Ki işte Moody's bizimle ilgili bir şey dediğinde hayır kardeşim bizimki böyle diyeceğiz. Peki bunun inandırıcı ne olur? TÜİK az önce bahsettiğim ne kadar inandırıcıysa, Merkez Bankası artık ne kadar bağımsızsa, Türkiye'de ne kadar adalet varsa bu reyting kuruluşunda o kadar çok şey var. Son olarak şunu söyleyeyim. Bütün bu disiplin, bu aslında ekonomi aynı zamanda büyük bir disiplin işi. Bu disiplinin en büyük karinesi de bütçedir. Bütçe bir kanuna dayanır ve dolayısıyla bu karine aslında toplumun bütününün bu gelirleri nasıl elediği ve nasıl harcadığını görmesi aslında önemlidir. En son çok güncel bir olay yaşadık. Nedir? Biz bütün bu yoksulluktan bahsederken Cumhurbaşkanı'na 4 tane lüks aracın alındığından bahsettik. Evet. Ve biz araçların lüks olmasıyla ilgilendik haklı olarak. Çok doğru, kamuoyu bununla ilgilendi ama ben başka bir tarafa dikkat çekmek isterim. O da şu. Bütçeye bakalım dedim arkadaşlarımıza. Baktık. Böyle bir harcama kalemi öngörülmüş mü? Evet, öngörülmüş. Yüksek güvenlikli araç Cumhurbaşkanlığı için öngörülmüş. Bütçede var. Peki sayısı ne? 2. Kaç aldık? 4. Yani burada bile daha geçen yıl yaptığı bütçeye uymayan bir durumla karşı karşıyayız. Bir bütçe disiplini yok Türkiye'de. Eğer bir demokratik rejim olsa, kesin hesapların incelendiği, vatandaşın denetiminde olduğu, meclisin denetiminde olduğu bir süreç yaşasak, sorumluların hesap verdiği bir süreç olsa bütün bunlar yaşanmaz. Yani kafama göre 2 alayım, 4 alayım. Böyle bakkaldan elma alır gibi, manavdan portakal alır gibi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Devlet de böyle yönetiyoruz. Bu işler ekonomi ciddiyet ister. Böyle bir ciddiyetin ve disiplinin olmadığı yerde de krizden çıkışın mümkünatı olmaz. Orada bir alana bir bedava kampanyası var. Evet, evet, belki öyledir. Bir alana bir bedava. 2+2 falan diye. Onlar evet. Kampanyadan faydalandı. Yani bu şey sektörüyle inşaat enerji sektörünün zaten durumu ortada gerçekten. Hani sürekli olarak bir takım işte parasal kaydırmalar, fonlar falan filanla uğraşıyoruz. Mesela toplumda inşaat sektörüne karşı öyle bir şey var ki umutsuzluk var ki evet, bu sene üniversite artık girişlerinde boş kalan yerlerin başında kontenjanların başında mimarlık ve inşaat fakülteleri geldi. Böyle de bir yansıması evet, olmuş. Yani, ilginç bir veri evet, gerçekten. İlginç yani gerçekten hani şeye bakıp hani nasıl ne yapacak benim çocuğum diye düşünüp aman çocuğum işte mimar olma, inşaat mühendisi olma diyor insanlar ona da var yani. Yılların gözde mesleği evet, aslında. Evet, evet, ilginç. Ben size aslında biraz söylediklerinizle bağlantılı bir soru soracağım. Siz bir okulda da çalışıyorsunuz, bir öğretmenlik deneyiminiz de var bir yandan, üniversite öğrencileriyle çalışıyorsunuz. Özgür Bey genç işsizlikten bahsetti. 5 milyon hiçbir şey yapmayan genç var yani. Ne eğitimde olan ne de iş çalışan genç evet, var. Hiçbir şey yapılmasına izin de verilmeyen. Çalışma şartları ne yazık ki rezalet. Okulda girse okuyabilmek için masraflar bir konu. Eğitimin niteliği bir konu. Yani ciddi bir çıkmaza sürükleniyor gençler. Siz bir öğretmen olarak nasıl görüyorsunuz? Üniversitede derse giriyorsunuz ama çocukların beklentileri neler? Hiç böyle bir deneyiminiz, gözleminiz vallahi, oluyor mu? Şöyle bir durum var. Yani üniversiteyi bitiren insanlar, yani bizim hani iletişim sektöründe, işte habercilik sektöründe çalışan insanlar... Düşük ücretler. Birincisi ücretler çok düşük. Yani öğrencinin ilk çıktığında baktığı şey ben acaba çalışmama değecek bir ücret alacak mıyım? Yani o yüzden ya niye çalışayım bu paraya filan. Yani bir tabii hani çalışmak zorunda olan çocuklar var, gençler var. Bir kısmı da yani gerçekten hem çalışma koşulları çok ağır, çok uzun sürelerde çalışılıyor hem de çok düşük ücretlere çalışıyor. Ve bu ufak tefek firmalardan bahsetmiyorum. Yani çok büyük uluslararası şirketlerden falan bahsediyorum. Çok düşük ücretlere, çok uzun saatlerde bir şey var, çalışma koşulu var. Pek çok sektörde işte sigorta vesaire yapılmama gibi bir durum var. Sendika zaten yok yani bir yere geldiğinizde. Evet. Dolayısıyla yani çalışma koşulları ağır ve buna karşılık da ücretler çok düşük. Yani bunu yaptığında bir üniversiteyi bitirmiş genç bir insan
kendisine ev tutup, işte bir yerde çalışıp kendisine ev tutup iyi kötü hayatını da geçindirmeyecek kadar para kazanmayı hayal ediyor. Fakat genellikle işte hala öğrenci hayatına devam etmek zorunda kalıyor. Birkaç kişi birleşip ev tutuyorlar falan, eğer aileleri İstanbul'da değilse. Memleketlerine dönenler orada iş olmadığı için tekrar geliyorlar. Öyle de bir durum var. Dolayısıyla yani hepsinin kafasında yurt dışına gitmek var. Yani evet. Yurt dışında bir şekilde, yani yurt dışında sanki iş dağıtıyorlar, o ayrı mesele. Yani yurt dışında da iş, yani batıda da işsizlik fazla şu anda. Şeylerde, yani gelişmiş ülkelerde, daha büyük ekonomilerde de işsizlik fazla, ama bir şekilde hani daha büyük ekonomiler içinde var olup hani kendilerini kurtarabileceklerini düşünüyorlar. Pek çoğu bunun kafasının bir tarafına gitmek var. Yani durum bu böyle. Hatta işinde gücünde çalışanlar bazen hani işten güçten ayrılıp gidiyorlar. Yani öyle de bir durum evet, var maalesef. Dediğim gibi yani bir ciddi olarak bir göç var dışarıya doğru ve hani bu İşe yarar insanlar, nitelikli insanlar, biraz iş bilen insanlar, deneyimli insanlar gitmeye başladılar. Şimdi bu olduğu zaman insan gücünüzü de kaybediyorsunuz. Yani bir taraftan belirli sektörlerde ciddi sorunlar olmaya başlıyor. Yani sizin büyümenizin işte sermaye lazım, şu lazım, bu lazım, ama insan gücü çok önemli. Yani deneyimli insan gücü çok önemli. Yani bugün 35-40 yaşında insanlar işi gücü bırakıp işte başka bir ülkeye, Avrupa'ya ya da Amerika kıtasında bir yere gitmeyi planları yapıyorlar. Yani bu ciddi bir... Bunlar radikal kararlar. Evet. Yani bir şeyi sıfırdan alıyorsun. 35-40 yıllık birikimin neredeyse tamamını bırakıp gidiyorsun. Ve bu ülke için de bir kayıp yani. Bir deneyim kaybı yani. Bunca zaman işte bir verim sağlayacaksınız. Bir bedeli de var. Üniversite gencinin eğitim bedeli var mı? Tabii. 5000 dolardan fazla bir üniversite bitirmiş bir gencin eğitim hayatı boyunca şey devlete mal ediyor. Öyle. Devlet bu maliyeti nasıl dert ediyor, nasıl ele alıyor ben pek bilemiyorum. Şimdi eğitim öğretim yılı açıldı. Bununla ilgili bir yandan velilerin isyanları başladı, bir yandan öğrencilerin isyanları başladı. Bir yandan da hükümet tabii ki kendi görevi gereği çeşitli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan da şöyle bir açıklamada bulundu. Bu bugün yaptığı bir açıklama sanırım. Her üniversite bitiren de iş bulacak diye bir kayda yok. Yani onlar sanırım biraz daha rahat bir şekilde ele alıyorlar konuyu. Bir eğitim politikası yani böyle mi ilerler, böyle nasıl karşılık bulur? Bunlar herkesin kafasında şu an bir muamma halinde. Evet, yani şimdi Milli Eğitim Bakanımız sürekli olarak bir takım çözümler üretiyor. İşte şunu yapacağız, bunu yapacağız falan filan. Ama yani Türkiye'de işte uzun vadeli bir planlama yok. Yani hangi okuldan ne kadar açılacak, ne lazım ülkeye... Bu tür şeyleri zaten planlaması yok. YÖK bazı şeyleri denetliyor. İşte şu kadar, bu bölümden şu kadar var, bunları açamazsınız veya şunları açarsınız falan şeklinde, ama hani bir koordinasyon içinde, hani bir plan dahilinde ileriye yönelik projeksiyonlar yapılmıyor. İlk yani üniversite, Türkiye'de üniversite eğitiminde sorunlar var. Yani şimdi bunu inkar etmeye gerek yok. Yani hem devlet üniversitesi hem vakıf üniversitesi sorunları. Fakat daha büyük problem ilk ve orta öğretimde. Yani ilk ve orta öğretim bu kadar zayıfladı ki, yani çocuklar ne tarih biliyorlar, ne Türkçe biliyorlar, ne matematik biliyorlar. Hiçbir şeyi doğru düzgün öğretemiyorsunuz çocukları. Devlet okulu diye bir şey kalmamış durumda. Yani kimse çocuğunu devlet okuluna yollamak istemiyor. Çünkü hiçbir şey öğrenmiyor çocuklar. Yani 3. sınıfa gelmiş çocuklar devlet okulunda bir kitabı zar zor okuyorlar. Yani inanılmaz bir kalite düşüklüğü var şeyde. Ben yakın zamanda orta öğrenimde. Evet, kalite çok düştü. Şuna da denk geldim. Devlet okulu seçmek istemiyorlar. Ama şu sebeple de seçmek istemiyorlar. Yani masraflar zaten kolej masrafına denk geliyor. Aylık 2000 liradan bahsediyorlar ortalama. Eğitsel faaliyetiydi, servis gideriydi, şuydu buydu. Hesaplayınca zaten bunlar yıllık 20-25 bine denk geliyor. İnsanlar da daha nitelikli bir eğitime 30 bin lira verip aldırabileceği bir eğitimi tercih ediyor durumda. Evet. Yani bu bizim küçüklüğümüzde yani var olan standart devlet okulu eğitimini şu anda 20-30 bin lira, 50-60 bin lira vererek sağlıyorsunuz çocuğunuzu. Maalesef böyle bir durum var yani. Halkın hali bu, ama iktidar sahiplerinin hali pek böyle değil.
Şimdi uzun zamanı alan bir tartışma yine israf tartışması. Halk çocuğunu okula gönderiyor, ekonomik krizle karşı karşıya. Markete çıkıyor, ekonomik krizle karşı karşıya. Yani lüks bir harcama yapmasına bile gerek yok. Bir kıyafet almak bile bugün bir konu haline almış durumda. Tüm bu gerçeklik böyleyken, ülkenin herhangi bir yerinde fark etmeksizin gerçeklik böyleyken seçimlerle birlikte 1 Nisan'dan bu yana el değiştiren belediyelerle birlikte özellikle de İstanbul'la birlikte bir tekrar israf tartışması açılmış durumda. Yakın zamanda da Yenikapı'da araçların dizilmesiyle biz bir tekrar gördük. Neymiş bu israfın boyutu, nasıl halkın parası harcanıyormuş, bunu tekrar görmüş olduk. Özgür Bey, bu noktada size yönelteceğim sorumu. İstanbul vekili olarak bu konularla birebir ilgilenen biri olarak nasıl görüyorsunuz halkın tepkisini? Neler yapılmış belediyede? Şimdi neler yapılacak? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında toplumun bildiği, gördüğü daha çok böyle bir bombardımana da toplumu tutmak, çok da moral bozmak anlamında çok doğru değil. Ama seçilerek doğru örneklerle Büyükşehir Belediyesi bunları anlatıyor. Birincisi gerçekten araç konusu çok simgesel konulardan bir tanesi. Başlangıçtan beri zaten Ekrem Bey ilk geldiğinde de bir 514 araç, hani ilk geldiğinde iadesini sağlamıştı. Yani o zaman da bununla ilgilenmiş. Yeni bir şey değil. İşte bunun şovu yapılıyor falan filan gibi anlatıldı ama zaten belediyenin alanı. Nerede teslim edeceğiz? Saraçhane'de trafiğin ortasına mı teslim edeceğiz? Dolayısıyla o araçların oraya çekilmesi ve oradan teslim edilmesi gerekiyor. Bunu da gözler görür. Birileri çeker, toplum dikkat eder. Çok doğal bunun şeyi. Özetle şunu söyleyeyim. İki tane şey var. Birincisi 150 milyon civarında yıllık bir tasarruf sağladılar. Araç ikisiyle bu anlatılan. İkincisi İSKİ'de de benzer bir şey yapıldı. İSKİ'de bir araç ihalesi geri iade değil ama araç ihalesi iptal edildi. Çünkü orada hem sayı açısından hem de araçların niteliği açısından bir problem vardı açılan ihale. Çünkü İSKİ'nin ihtiyaçlarına göre değildi. Orada bir yenileme oldu. Oradakiyle beraber yaklaşık 350 milyonluk yıllık bir tasarruf sağlamış oldu ki bu 350 milyon neye denk gelir? Ben size söyleyeyim. Büyükçekmece Belediyesi'nin bütçesine denk gelir mesela. Hı hı. 350 milyon. Başka neye gelir? Çatalca Belediyesi'nin 4 yıllık bütçesine denk gelir mesela İstanbul'daki bu rakamlar. Adalar Belediyesi'nin daha fazlasına denk gelir gibi örnekleri var. Dolayısıyla bununla aynı zamanda 120 civarında kreş açabiliriz İstanbul'da bu rakamla. Ben hep şunu söylerim. Ekonomi aynı zamanda kıt ve sınırlı, basit tanım şu, kıt ve sınırlı kaynaklar. Devreye giriyor. Bu kaynakları kim için, nerede, ne kadar, nasıl kullanacağım, kullanma işi de siyaset biliminin işi. İşte bizim demiş şey şu, bu araçlar ihtiyaç fazlası araçlar. Dolayısıyla bunların yerine kreş yapmayı tercih edecek ya da başka bir şey. Sadece bunlar değil, işte bir film mesela sponsorluğu meşhur konuşuluyor. Evet. Bir tanesi anlatıldı. Evet. Bu kadar büyük sponsorluklar objektif ölçülere göre veriliyor mesela. Bir film festivali var ve oradaki ödüllerle ilgili mi veriliyor? Burada bir bilim kurulu var, sanat kurulu var. Onlar mı öngörüyor bu filmleri? Yok. Oradan bir şirket yönetim kurulu var. Şirket yönetim kurulu bir karar alıyor ve buraya sponsor bulduğu gibi aynı şekilde bir filme de sponsor buluyor. Dolayısıyla kamu kaynaklarının hunharca harcandığı bir dönemden hep beraber geçiyoruz. Sadece bunlarla değil, İptal edilen ihaleleri belki takip ediyorsunuz, belki edemiyorsunuz. Bazı ihaleler Sayın Belediye Başkanı tarafından iptal ediliyor. Çünkü idari şartnameler arasında problemli, kamu faydasının gözetilmediği, rekabet koşullarının oluşmadığı gerçeklikleri ortaya çıkıyor. İhaleler iptal ediliyor ve yenilendiğini de göreceğiz ki başka bir tasarruf daha ortaya çıkacak orada. Şunu öngörüyoruz, gider bütçesi bildiğim kadarıyla 23.8 milyar, sadece belediyenin merkezi bütçesinin 20 milyara biraz geçecek şekilde sonuçlanacak yıl sonunda. Ben Twitter hesabımdan da paylaştım. 3 milyar ortaya çıkmış olacak belediyenin kalemlerinde. Bu sadece bir merkezi belediyenin bütçesi ama belediyenin bir de iştirakleri var. Onları da kattığımızda rakamın boyutu değişecektir. Üstelik senenin önemli bir kısmı bütçeleme işi de dahil olmak üzere CHP'li belediye tarafından yapılmadığını hepimiz biliyoruz.
Kamu kaynaklı bu paralar nereye aktarılacak, elde edilen paralar? Bir kere Sayın Başkan'ın metro ile ilgili çok hızlı çalışma yaptığı var. Kadıköy Sultanbeyli henüz kamuoyuyla paylaşılmamış ama hatalı imalatlar var. Doğru süreçler takip edilmemiş gözüküyor bazı noktalarda. Onları belediye başkanımız kendisi açıklar. Kış mevsiminin gelmesiyle beraber bazı riskler oluşmaması açısından bazı çalışmaları da hızlandırıyor Sayın Başkanımız. Dolayısıyla kısa süre bahsediyoruz ama aynı zamanda bu bu kaynakların doğru yere kullanılması da esas hedeftir. Evet, israf 1 Nisan'dan bu yana halkı çok dikkatini çeken bir konu. Hükümet de buna hep bir reaksiyon gösterdi ama kesin reaksiyonlar ifadesi Soylu tarafından açıkça tehditvari bir şekilde o araçlar sergilendikten sonra İlginç işte şekilde. Bu, mesela Diyanet İşleri Başkanı'nın yani at gibi şey. Evet. Yani işte dört tane başkanı araştırılması filan göstergi ve bu şey yapıldı ama bir müdahalede bulunduğu zaman bir şey gösterildiği zaman ciddi tepki gösteriyorlar. Yani gerçekten ilginç. Yani o şeyi anlamıyorum tabii. Yani niye olduğu gibi bir ruh hallerini anlamıyorum ama sembolik bir değeri var muhtemelen. Yani onun için şey yapıyorlar. Bu israf konusunda sadece işte film sponsor, yani bir belediyenin bir filme, diziye sponsor olmasına gerek yok. Yani çok şey bir durum bu. Özel bir durum olması lazım bunun yapılabilmesi için. Çok özür dilerim. AKM'yi kapatıp kültürle ilgili tavrını çok açık ortaya koyan bir anlayışın diziye sponsor olurum diye böyle bir kendi meşru hale getirmesini hiç anlayamıyorum. Evet. Böyle bir garip bir durum var yani burada. Oraya para harcamak şey doğru değil, buraya para harcamak doğru. Bir böyle harcamalar var. İki mesela yani ben mesela bu yaz bu gerçekten çok üzücü. Yani ne bir niye yapıldığını ben anlamadım onun. Yani ne bir kilometre kısalması var, ne de bir gereklilik var. Yani yılın ve hani o yol sadece şunun için yapılmış. Orada lüks arabalar olup sadece lüks yani vatandaş hiçbir şey hiç aklıma geldi. İstediğin şu aklıma geldi. Gerçekten bir sorun yani. Bunlar devam ediyor yani. Heba devam ediyor.
Şimdi bir şey daha dikkat edin. Tariflerin asli otorite tarafından karşılaması sistemi vardı. Yani vekiller ne yaparlar? Kendi bölgelerindeki talepleri meclise taşıyıp bakanlara iletip iktidardan olsun olmasın bütün milletvekillerinin bakanlarla karşı karşıya gelip parlamenter sistem içinde böyle bir şey vardı. Ve toplumun da alıştığı bir siyaset yapma biçimiydi bu. Şimdi aslında başkanlık sistemi ile AKP kendi ayağına kurşun sıkmış oldu. Yani çünkü siyaset yapma yollarını toplumun siyasi otoriteye ulaşma kanalları bunu da nasıl geleceğini bilemiyor. Yani nasıl geleceğini bilemiyor. Tekrardan parlamenter sistem vesaire vesaire. Şimdi bunu da iyice yok ettiğiniz zaman zaten neden? Çünkü bir size toplumdan sağlık olarak talep gelmezse sağdan soldan işte ne bileyim Ağrı'dan, Gaziantep'ten, Kütahya'dan, şuradan buradan, burada şu lazım, buraya hastane lazım, buraya yol lazım, buraya köprü lazım bildiğiniz siz kendi bir takım köprü, bir takım otobanı yapabilirsiniz. Hizmet olacaksınız hem de kaynak yeni bulmuş olacak. Yani demokrasi böyle bir şey. Ve Türkiye'nin alıştığı, Türk toplumunun da alıştığı o yok olunca hem israfın boyutu artmaya başlayacak. İşte daha doğrusu o kanallar kesildiğinde yani bu AKP bunu aslında parlamenter sistem içinde de adım adım yapmaktan. Yani bütün o şeyleri biz biliriz, biz karar veririz anlaştığında zaten o adım adım yaptı. Başkan sistemi bunu iyice görünür hale geliyor. Bir şekilde bir ayakta alınması evet. Gerekiyordu. Ama hızlı yani etmek... Dünyanın en iyi işleyen havaalanlarının bir tanesi... ...kırt kırt gibi çalışan bir havaalanınız var, kapatıyorsunuz yani. Hiçbir yerinde bir şey değil bu yani. Büyük bir kaygı sağ olun. Özgür Bey, yakın net bir şekilde bir parti olarak göründüğü anket. Şimdi bu eminim CHP içerisinde olumlu karşılanmıştır. Ama sadece CHP'de kamuoyu yoklamalarında şimdi bu iki ülkede konuşuyor. Ama iktidar yakın isimlerde çok bir şey var. Yani de iyi bir yol tuturdu. Ama hata yapacak diyorlar. Turan diye yani evet. Bir isim var AKP'nin içerisinde. Zamanda bir tıçı eşliler getirmeye başladı ama geçenlerde şöyle de bir hata yapmış. Mutlaka hata yapacak diyor. Mutlaka hata yapacak. Öndüreyim diyeyim. Ben size sosyalıyorum. Yani bir yol tutturdu, bir hata yapacak. Bu beklenti var kamuoyunda ne diyorsunuz? AK Parti'nin siyasi hattı konuluyor.
değerlendirmek istiyorum. Yani Türkiye'de nasıl geldi? Hükümet hakkı aslında Türkiye'nin farklı kimlerinin ayetme yeteneğini kıyafetli tam tersine karşılık üzerinden bir çatışma ve bir siyasetin egemen olduğu ve iktidar ben değil köylü taraf olduğunu gördü. Buna karşı Türkiye'nin hızla demokratikleşmesi gerektiği konusunda bu demokrasinin ve adaletin çok önemli kavramlar olduğunu anlattı ve bütün muhalefet kesimlerini adalet zemininde, demokratik zeminde bir araya getirdi. Bu arada diğer tarafta Türkiye'de demokrasiden hızla uzaklaşırken, hukukun üstünlüğü kavramı hızla yok olurken, adalet hızla azalırken aynı zamanda eş anlı olarak bir ekonomik kriz gerçeği de baş gösterdi. Bütün bunlarla beraber Cumhuriyet Halk Partisi kendisininle beraber İYİ Parti ile, Saadet Partisi ile, Halkların Demokrasi Partisi vesaire gibi partilerin hepsinin seçmeniyle beraber hareket etmeyi denedi ve bunu başarmaya çalışıyor şu anda. Dolayısıyla bu hattı kuvvetlendirdikçe yolda ufak tefek kazaların Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolundan geri döndürebileceğini düşünmüyorum. Siyaset insanlar tarafından yapılıyor ve beşer oldu. Zaman zaman birleştirirsiniz halk olur. Yani bir birleştirirsiniz yanılabilirsiniz ama burada neyi hedeflediğiniz çok önemli. Burada siz kamu yararını, toplumsal çıkarı hedefliyor musunuz? Bunlar önemli. Gelir dağılımı, adaletsizliği mesela anlattık. Bunu gidecek tedbirler alıyor musunuz? Bu önemli. Eğitimle ilgili problemler var. İşte sen burada yurt yapımını önemsiyor musun? Kreş yapımını önemsiyor musun? Bütün bunların hepsi önemli. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence siyaset karinesi açısından çok büyük eksiği yok. Elbette tamamlanacak, yeni gelişmeleri ayak uyduracak şeyler olabilir. Tamamıyla %100 bir programlaştırmayız. Son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel çizgi daha çok hükümeti almadı, devletleri yapmadı, yurttaşı dinleyerek iş yapmaya çalışıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Üstelik sadece kendine oy veren seçmeni, kendisine oy veren seçmeni daha fazla önemseyerek bu işi yapıyor. Bunun işin merkezine koymuşlar. Böyle olunca ben şunu önemsiyorum. Bizim İstanbul'da, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, yani büyük şehirler özelinde yapacağımız işlerin çok büyük önemi var. Sadece İstanbul Belediyesi başına hareket ederse bunu başaramayız. Ama bu koordinasyonu sağlamalıyız. Bir yerel demokrasi iklimi yapmalıyız. Burada belediyelerde ortak bir yakalamayız. Ortak olarak ortak değerlendirmeyiz. Bu amaçla geçen belediyeler geldi. Genel bu değerlendirme yaklaşık %60'ına hitap eden bir belediye şeyini kazandık, iklimini kazandık. Buna belediyeler muhalif partiler eklersek çok ciddi bir sayı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu noktada bu belediyelerin ucuz güven gıda ihtiyaç var. Bu nasıl üretilecek? Şimdi mesela CHP'li belediyelerin buradaki koordinasyonuna ihtiyaç var. İnsanlara sağlıklı et tüketmesi ihtiyaç var. CHP'li belediyelerin koordinasyonuna edilmek ihtiyaç var. Bunların hepsi yapılabilir. Beraberce ve belediyeler kendi bir iki koordinasyon içerisinde. Örneğin anladım. Bildiğim kadarıyla bir koordinasyon yapılıyor. Parti merkezi buna destek veriyor. İlerleyen zamanlarda hal böyle gidince çok başarılar gösteriyor. Öncelikle paylaşımlar şeffaf çocuk olması, değerinin olması, sıkıntıdan sağlık konusunda elbette bu işi yapanlar da para kazansın ama böyle şartlarda kazanmasın, fayda kazanmasın. Dolayısıyla bu konularda CHP belediyelerin başarılı olacağını biliyorum. Bu kadar başarılı bekleyemem. Ama Halk Partisi sadece Türkiye'nin faydalanmaları gelmedi. Yeni nesil belediyecek anlamında için burada Ekrem İmamoğlu aynı zamanda bir belediye yaptığı yeni belediyecek örnekleriyle buraya geldi. Aslında biz sadece bir AKP eleştirileri değil, aynı zamanda yeni neyi yaptığımızı gösterdiğimiz böyle oldu. Biz hani Cemil Vatan vardı ya, yani böyle Ekrem yarım kalın yayında bu yapılmışı ve böyle burada yapılmışı aynı örnekleri. Yalanlarıyla, dümerlikleriyle, eğitim politikalarıyla, gençlere yönelik şeyle, festivalleriyle böyle bir örnek, böyle bir örnekti ve toplum onu zaten görmüştü. Peki. Aslında pek çok konuyu değerlendirdik. Geniş bir çerçevede değerlendirdik. Son iki dakikanın içerisindeyiz. Eklemek istedikleriniz var mı? Diyorum. Böyle toparlayalım isterseniz. Bu konuyu tamamlayayım ben. Yani şimdi MHP ve AKP'den
yani olan ilişkisine, evet, Alman'la olan ilişkisine. Şimdi mesela verilecek cevap, yani çözmesin mi kardeşim? Yani çözülsün, o çözsün. Yani çözülsün de kim tarafından çözülürse çözülsün. Yani siz işte AKP çözüm süreci başlatırken evet çok güzel, CHP muhalefetteyken çözüm süreci başlatıyor, buna eleştiriyorsunuz. Yani çok enteresan bir noktaya geldi. Yani CHP ve AKP şey şu anda hani inisiyatifi ele geçiren taraf ya da inisiyatifi elinde bulunduran taraf gibi siyaset kurma işinde CHP'nin ve bu yoldan devam etmesi gerekiyor. Yani inisiyatifi elinden bırakmadan devam ettirmesi gerekiyor. Siz de doğru buluyorsunuz son hattı anladığım kadarıyla. Evet, evet. Ben son şunu söyleyeyim. Belki bir reklamcı şey olabilir ama. Şimdi mesela siyasette takip edilensen kazanır olursun. Takip edersen de kaybeder olursun. Yıllar önce mesela Antalya Büyükşehir CHP bu seçim önce bir öncekinde aldığında Tayyip Erdoğan Antalya'ya gidiyor. Orada bütün billboardlar, yeni parti, hoca parti billboardlar. Yani çok da kafasına takılıyor. Orada cevap veriyor. Sonra Gaziantep'e gidiyor ve mitingde diyor ki ya diyorlar diyor Antalya'ya gittik bir tane de hoca çıkmış yaparsa hoca yapar. Bu hoca ne yapar falan diye öyle konuşmaya başlıyor. Aslında bu seçimde de bakarsanız bütünle AKP'lerin daha çok CHP'ye cevap vermekle uğraştıklarını, bizi takip ettiklerini ben gözlemliyorum. Dolayısıyla takip edilen parti olarak iktidarında kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Evet. Kullandıkları slogan. O yüzden yanılmıyorum. Yaparsan yine bir yapar. Evet, onu da o zaman takip. O yüzden anlattım. Evet. Kalmış yıllar evvelden bir konu ama kalmış demek ki Erdoğan'ın aklında. Peki. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ gayet ve gayet keyifli bir program oldu benim açımdan da. Yine umarım başka programlarda sizi ağırlarız. Haftaya da esas meselede gündemin önüne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.